Sen Anlat İstanbul'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çamlıca Tepesi'nde Büyük Çamlıca Camisi'ni gezmeye geldik. Muhteşem bir yapı tüm heybetiyle İstanbul'un dört bir tarafından görülebiliyor ve İstanbul'un bütün tepelerine hakim. Büyük Çamlıca Cami boyutlarıyla birlikte bugün Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliklerini taşıyor. Boyut, mimari, teknolojiyle birleştirilmiş. Altında devasa otopark. Burası altı minareli yapıldı ve özellikle klasik Osmanlı mimarisine bağlı kalınarak inşa edildi. Baktığımızda iç avlusu, minareler, minarelerin şerefeleri, son cemaat yerleri ve caminin iç mekanındaki ana kubbe ve onu destekleyen yarım yan kubbeler klasik Osmanlı mimarisi dönemini, yani özellikle bize Mimar Sinan'ı hatırlatıyor. İmanın şartını temsilen altı minareli inşa edilen Büyük Çamlıca Camisi'nin 3 şerefeli 4 minaresi Malazgirt zaferine ithafen 107.1 metre, 2 şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde inşa edildi. Caminin 72 metre yüksekliğindeki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Kubbenin iç yüzeyine 16 Türk milletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı Haş suresinin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı. Arkadaşlar, Büyük Çamlıca Camisi'nin ezici bir büyüklüğü var. Tam da ismine yakışır şekilde. İçeriye girdiğimde cami çok hoşuma gitti. Çünkü klasik Osmanlı sanatının bütün dokunuşları tek tek düşünülmüş. Ahşap işçiliklere baktığımızda oyma, fil dişi, sedef vesaire bunları görebiliyoruz. Köşe duvarlarda her yerde çiniler bulunmakta. Altın varak bolca kullanılmış. Klasik camilerimizde gördüğümüz avizeler böyle muazzam modern dokunuşlarla tekrardan buraya işlenmiş. Bunlar çok hoşuma gitti. Tabii hani bakıyorsunuz 2019'da klasik 16. yüzyıl camisi yapılması, o da başka bir şey ama modern bir şekilde içinin bezenmiş olması bayağı hoşuma gitti. Umuyorum ki siz de videoyu izlerken aynı zevki almışsınızdır. Eğer ki gelmediyseniz buraya gelip görmenizi tavsiye ederim. Burası sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda devasa bir külliye. Konferans salonları, kütüphaneler, müze ve birçok yapı bulunmakta burada. Gelip burayı görün arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir like butonuna basmayı unutmayın. Hatta kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanala abone olup bize destek olun. Hepinize teşekkür ederim. Sen Anlat İstanbul, biz gezelim.